Semra Hanım, vücudun aşırı yağlanması sonucunda oluşan biçimsiz diyebileceğimiz görüntü kişide özgüveni tabii etkiliyor ama bunun çevresel açıdan yaşantısına etkileri neler olur? Bireyi nasıl etkiler? Tabii özellikle kadın bireyler için. Evet, daha bu, çok bizim işte ergenler için de aynı şekilde. Aynen. Hani yaş dönemine göre de değişir tabii ama ergenler daha hassas olurlar biliyorsunuz. Dış görünüşleri konusunda, çünkü toplumda tam böyle kendini kabul ettireceği bir dönemdedir. Ayrı bir birey olarak önemli bir evre. Evet. O evre başta olmak üzere genç yetişkinlik ve yetişkinlik çağında da her yaşta aslında erkekler de olsun, kadınlar da olsun çok önemsenir dış görünüş. Kilo artışının yol açtığı işte toplum içinde bazı kaygılara da yol açar bu. Yani sadece estetik değil, karşı cinsle ilişkilerde, hani sosyal iletişimde de güçlükler yaratır. Karşı cins başta olmak üzere. Yine iş ortamında, iş arayışlarında, bazı sektörlerde örneğin işe kabul edilememe, evet, bir damgalanma yaşadığını biliyoruz kilolu bireylerin. Tüm bunların yaratacağı dezavantajlar, bir de yatkınlığı varsa hani erken gelişim evrelerinden itibaren özgüveniyle ilgili güçlükler yaşayan bir yetişkin bireyde daha depresyona da yol açabilir, olumsuz sonuçlara yol açabilir. Çevrenin de bu anlamda yaklaşımı tabii ki kesinlikle çok yakın önemli. Çevre ve topluma da, hani topluma da burada rol düşüyor aslında, toplumsal olarak da hani birbirimizi olduğu gibi kabul etmeyi, farklı yönlerini görebilmeyi, hani fizik görünüm değil de kişilerin daha farklı işte zekası olur, becerileri olur, daha insani yönleri, duygusal yönleri, hani bunlara odaklanmayı başarmamız gerekiyor. Popüler kabul daha çok fiziksel görüntüye eğilimli olunca tabii, evet, evet, fiziksel ölçüleri uygun olmadığında da bireyde özgüven düşüklüğü, asosyalleşme, evet, öfke tabii ki bu, baş gösterebiliyor. Bu obeziteyi de hani bir yandan da tetikleyen, besleyen de bir şey oluyor. Yani birey özellikle ergenlik çağında çok görüyoruz bunu. Kilo nedeniyle eve kapanıyor. Evet. Şimdi malum dijital çağdayız. Bilgisayar başında, hareketsiz. Bülent Bey'in de dediği gibi hani son derece talihsiz bir yaşam şekli, hareketsizliğin giderek arttığı bir dönemde, bu dönemde gençler iyice toplumdan uzaklaşabiliyor ve bu da giderek hareketsiz bir şekilde hani beslenme olanakları da daha artmış durumda. Yani bunu kabul etmek zorundayız. İşte hazır gıdaya ulaşım, aynen, eskiye göre daha kolay, bir 50 yıl, 100 yıl öncesine göre insanlar için aşırı kalorili besinlere ulaşmak daha kolay. Tüm bunlar kilo artışını ve hani obeziteyi artıran etmenler. Evet.